olağanüstü bir kongre yapacaktık. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı için 30'undaki kongremizde buluşmak üzere. Hepinizin ayağına sağlık. 30'unda görüşürüz. Kolay gelsin. Öncelikle yönetici arkadaşlarımızla buraya geldik. Maalesef şu anda kimse yok. Ama biz sonucunu sonuna kadar bekleyeceğiz. Noteri de davet ettik. Kendileri de birazdan burada olacak. Bizim bugünkü talebimiz ve burada olma gerekçemiz Hazirun listesini biz istiyoruz. Yani Sayın Yiğiner'in kendisinin yapmış olduğu, kendisinin kurgulamış olduğu delege listesini istiyoruz. Fakat kendisinin kurduğu delege listesini vermekten bile imtina eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz bunları tamamen belgelemek için buradayız. Tüm yönetici arkadaşlarımızla birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Murat Bey, bugün kongre yapılacağı dair geldik ama kongre bugün için değil, ertelendi. Yönetimimizle tanıştık. Bir kısmıyla tanıştık ama geriye kalan yöneticilerimizi bize tanıtacak mısınız? Yönetim kurulu üyelerinizi diyelim daha doğrusu. Şu anda 3-4 kişi kadar eksiyiz. İsmail kardeşimiz yok. İsmail Fırat. Ahmet Şentürk kardeşimiz, abimiz yok. Ve Uğur Hakan Alp Bey yok şu anda. Eksiğimiz bu. Diğer bütün yöneticilerimiz şu anda burada. Anladığım kadarıyla o zaman bir sonraki hafta yapılacak olan, ayın 30'unda yapılacak olan kongreye yönetim kurulu üyelerinizin tamamı. Tamam, hazır. Olacak. Aynen. Yalnız tabii ki bizim için her zaman tekrarlıyoruz. Sonuçta bir seçime giriyoruz ve delege listesi elimizde yok. Bu adil bir şekilde yarışılmadığı konusu karşı karşıya kalıyoruz. Bizim talebimiz şu anda kesinlikle öncelikle bizim bu delege listesini bize teslim etmeleri. Sonuçta ben yöneticilerimi de delege yapmam lazım ki seçime girelim. Ama nedense bilinmiyor, şu anda liste saklanıyor, gösterilmiyor. Ben şunu anlayamıyorum. Bu delege listesini Sayın Yiğiner yaptı. Bunu herkes kendisi dahil kabul ediyor. Kendi beyanlarında da var. Neden veremiyorsunuz? Korkunuz ne? Biz şunu iddia ediyoruz. Biz o delege listesi zamanında elimize ulaşırsa biz bu seçimi alırız. Sayın Yiğiner bunu çok iyi biliyor. Çünkü güçlü bir yönetim var burada. İş adamı bir yönetim profili var. Başarılı iş adamlarıyla iç içeyiz. Sonuçta niyetimiz de olumlu ve burayı da istiyoruz. Allah'ın izniyle bize bu liste olduğu zaman kazanacağımızı buradan söylüyorum. Evet, Hakan Karabacak ben. Adil bir seçim için aslında buradayız ama adil bir şartlar yok. Bunu da burada belgeleme için hep beraber geldik. Nedense bu delege listesi verilmekten ne için intihar ediliyor? Bunun biz bile anlamış değiliz. Neticesinde şu anki yönetimin bir listesi haline gelmiş bir liste. Ama biz sonuna kadar peşindeyiz, bırakmayacağız yani. Teşekkürler. Biroğlu Darçın, Ankara'da sanayicilik yapmaktayım. Hakan kardeşimin ve başkanım da söylediği gibi biz şeffaf bir yönetim olarak buradayız. Eğer Allah izin verir de bu imkanı alırsak her şekilde şeffaf, uzun yıllardır Ankara üç taraflarının görmediği bir yönetim olarak sizlerin karşısına çıkacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Tüm kamuoyuna ve Ankara üç taraflarına saygılarım. Ben de gıda sektöründeyim. Değerli arkadaşlarım gerekeni söylediler. Tek meselemiz demokratik bir seçim. İnşallah sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Faruk Elmalı, Ankara'da turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yönetimimizle ve başkanımızla birlikte Ankara Gücü Kongresi'ne katılmak üzere geldik. Fakat tabii çoğunluk sağlanamadığından dolayı 30'una ertelendi seçim. Hakikaten Ankara Gücü şehrimizin ve ülkemizin en kıymetli varlıklarından bir tanesi. Bu yönetimde bu kulübü en üst noktalara, en zirve noktaya taşıyacak bir yönetim. İnşallah şu anki mevcut yönetim yapmış olduğu yanlıştan bir an önce döner. Seçime dahi girmelerine gerek yok. Bu yönetim bu işi layıkıyla yerine getirecek bir yapıdadır. Delege listelerini verir. Biz de bir an önce seçime girer ve bu göreve geliriz. Teşekkür ederim. Evren'e yakın. Ankara'da inşaat sektöründe görev gösteriyorum. Bizim başkan adayı ve yönetim adayı arkadaşlara katılıyorum. Bir an önce delege listesine ulaşıp, gerekli çalışmalarımızı yapıp, 30'una kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp, 30'undaki seçime dahil olmak istiyoruz. Teşekkürler. Abdullah Karaata, sanayiciyim.
Ankara Gücü'nün eski yöneticilerindenim. Ankara Gücü'nün daha iyi yerlere gelebilmesi için, taraftara açık olabilmesi için bence daha şeffaf olmamız lazım. Buradan Sayın Başkanımıza yine çağrıda bulunuyorum. Versinler delege listesini, ayın 30'unla her iki tarafta çıksın, iyi olan kazansın. Bu kadar basit. Yani biz herkese saygılıyız. Sayın Yiğiner'e de saygılıyız. Yiğiner'in destekçilerine de saygılıyız. Onlar da bize saygı göstersinler. Kim iyiyse projelerini anlatsın, kazansın. Teşekkür ederim.